Abi emekli maaşları gündemde şu anda. Evet. Sizce kaç olmalı? SSK Bağkur emeklisine %37,5, Evet. gündemde memura %50, Evet. gündemde kaç olursa emekli rahatlar. Şu anda var ya bence 25 bin lira olması gerekir ki emekli ikinci bir işte çalışmak zorunda kalmasın. Yani emeklilik ne demek? Emekli olduktan sonra bir sosyal yaşam demek yani. Bir rahat etmek, torunlarıyla, çocuklarıyla bir arada gezmek demek yani. Eşiyle tatile Ta gitmek. tabii tabii mutlaka. Şu anda yani ev kiralarının 10, 12, 14, 15, 20 yükseldiği bir devirde yani 7,5 milyar emekli maaşı yeni 11 milyara çıktı. Son gelen zamla. Ama yine de bir ev kirası yetmiyor. Şimdi bunun çocukları da varsa mesela evi de alamamışsa bugün de herkesin evi olacak diye bir olay yok. Evi olmayan milyonlarca insan var. Şimdi madem emekli maaşını düşük veriyorsun, ondan sonra halkına değer az veriyorsun. Yani zaten halkına verilen değer, halka verilen değer ekonomik gücünden belli olur halkının. Refah düzeyinden belli olur. Alım gücü. Tabii, alım gücünden belli olur. Şimdi şöyle bir olay, biz bu duruma niye geldik? Ben bunu bir söyleyeyim ilk Niye önce. geldik abi? Bizim bu duruma gelmemizin nedeni ilk başta sömürü, rantiyecilik ve bağımlılık. Bağımlılık. Yani vergi faize dayalı bir ekonomik sistem olduğundan dolayı biz bu sıkıntıya düştük. Yani adaletten hızla uzaklaştık ülke yönetiminde. Bağımlılık arttıkça yani biz üretimimiz düştü. Arada açığı biz dışarıdan karşılar olduk. Yani fabrikalar kurulmayınca ondan sonra buğdaya varınca da dışarı bağımlı hale geldikten Tamam sonra dedi. tabii her şey dışarıdan gelince bağımlılık arttı ve dünya ülkelerinde en fazla dövizin değer kazandığı ülkede Türkiye'dir. Yani hızla döviz yükselir. Döviz yükselirken TL de hızla değer kaybediyor. Venezuela'dan sonra ikinciyiz. Tabii, mutlaka. Şu anda ben şöyle düşünüyorum. Bir Alman erosu 33 milyon lira. Bin Şimdi lira. tabii, ben yani benim paramdan 32 kat daha değerli. Evet. Şimdi döviz kurlarına bakıyorum. TL'nin karşılığı yok döviz kurlarında. Peki niye yok? Yani Türkiye bu durumda olması mı gerekirdi? Türkiye'nin en zengin topraklarına sahibiz. En zengin doğalgaz zenginliklerine sahibiz. Dünyanın en zengin devletiyiz. Yani hem jeolojik açıdan. Yani güneş bizde, yağmur bizde, maden Toprak bizde, bizde. ta toprak bizde, her şey bizde. Ama şu içinde bulunduğumuz durum yani hayretler içinde bırakıyor bizi. Yani hak etmiyoruz biz Türkiye Peki, vatandaşı olarak. dediler ki 100 yıllık Lozan bitecek. Evet. Tüm yeraltı madenlerimizi çıkartacağız. Evet. Dünya lideri olacağız. 2023'te uzaya gideceğiz dediler. Ama seçimden sonra seçim günü mazot örneğin 18 lirayken Evet. 3 ay içinde 40 lira oldu. Evet. Yine dolar keza aşağıdayken iki katı değer Evet. kazandı. Neden abi oldu bu? 2023'ü bekliyordu Evet. herkes. Şu anda var ya dediğim gibi Türkiye vergi ve faize dayalı bir ekonomik sistemle yönetiliyor. Yani üretimden uzak. Türk devletin tek geliri vergi, faiz, ceza. Yani üç kalem gelir var. Şimdi üretim olmayınca tabii vergi endeks olunca vergiyi artırdılar akaryakıtta. Evet. Hızla vergi yükseldi. Zaten açıklamalar var. Biz vergiyi akaryakıt ve şeyden alacağız. Sigaradan. Yani tekel ürünlerinden. Tamam şimdi al da ama üretimde yap. Üretim yap. Halkı mağdur etmekten kurtar. Ya biz oy verdik ama niye verdik? Biz dedik rahmetli Necmettin Erbakan Hoca'nın talebesi. Ülkeyi düzeltirse, milletin rahatlatırsa bu rahatlatır. Ekonomiyi düzeltir, bağımlılığı bitirir. Her taraf fabrika kurar. Türkiye'nin de dış borcu kalır, ne iç borcu kalır. Halkın da borcu biter. Bankalara muhtaçlığı biter. Refah düzeyi yükselir dedi halkın. Ama baktık ki %100 Erbakan Hoca'ya zıt bir yönde hareket etti. Ülkeyi hızla bağımlı hale getirdi. Fabrikalar özelleşti. Yani özelleşmenin nedeni de IMF'nin istemesinden dolayı. IMF'den borç para istendi ilk geldiklerinde. IMF şart koştu dedi ki devlet de elimdeki kurumları özelleştirecek. Fabrikaları satacak. Bize dedi ipotek göstereceksiniz. Yani bunun karşılığında biz... Marshall yardımları gibi bir şey mi yani? Marshall yardımları sırasında da zeytin bahçelerimiz kesilmişti. Aynı onun gibi mi? Aynı onun gibi bir şey diyelim. Çocuklarımıza süt tozu verilmişti. Tabii. Şimdi şöyle bir olay var ya. Biz 15 Temmuz'da biz yani 7'den 77'ye biz sağına bakmadık, solcusuna bakmadık. Sağcısı bir araya geldi. Kürt'ü, Türk'ü hepimiz bir araya geldik. Tüm bu ülkenin vatandaşları bir araya geldik. Bu ülkeyi savunduk. Evet. Ben her zaman diyorum yani bu ülkeyi savunan, canını feda eden o alt tabakanın çocukları, kendini tankın önlerine atan halkın çocukları yani bu asgarite, bu emekli maaşlarına şu duruma layık değil. Ben her zaman diyorum yani çok daha güzel bir durumda olmamız lazım. Şimdi ben şunu derim. Bugün milletvekilleri, bakanlar, iş adamları
Eğer onların durumu kötüyse ben ülkede derim sıkıntı var, ekonomik sıkıntı var, ben anlarım. Ama bir taraf hızla ekonomik yönden yükselirken bir taraf da bana çakılıyorsa bu işte bir adaletsizlik var derim yani, haksızlık var. Burada orta direk kayboldu mu? Önceden bir orta direk vardı. Memura orta direk derlerdi. Fakir, orta direk, zengin. Şimdi orta direk yok mu abi? Yok. Şu anda bir bitmişler var. Alt tabaka, dabana çakılmışlar var. Bir de hızla zirveye çıkmışlar var. Yani bugün bakıyoruz hiçbir şey yokken katrilyonluk olan insanlar var. Çoğaldı yani Türkiye'de. Sebep ne? Bugün hayatı boyunca çalışan bir insan anca hayatını borçla tamamlayabiliyor ve hayatı boyunca bir evi olmuyor. Ondan sonra hayatı boyunca çalışan insanlara bakıyorsun. Belki iyi kötü altına bir arabası belki olacak hayatı boyunca. Ama hayatını yaşayamadan son nefesini verecek. Yani Türkiye'nin durumu bu. Şimdi Türkiye'de mesela emeklilik yaşına gelelim. Emekli yaşı 50 yaşında sabitlenmesi lazım. Ve A'dan Z'ye milletvekilleri de dahil 50 yaşında emekli olması lazım. Yani bugün madem adalet varsa, madem sosyal devletsek, yani milletvekili de olsa ayrıcalık olmaması lazım. Çünkü halk seçiyor. Seçilen rezil bir durumda. Seçilen orada sefa sürüyor. Paranın içinde yüzüyor. Peki şunu diyoruz yani bugün seçimlerde ne yüzde bizim karşımıza çıkıp da oy isteyebiliyorlar. Yani oh, helal. En son kime verdin abi? Bugün en son ben geçen seçimde ben oy kullanmadım. Ben tepki olarak oy kullanmadım. Kullansaydım ben Yeniden Refah Partisi'leri Fatih Erbakan'a verecektim. Ha sebebini söyleyen. Çünkü güzel projeleri vardı. Gerçekten yani milletin durumu düzeltecek projeleri vardı. Ve hiç kimseyi ayrıştırmadan yani bugün ikileye bir son verip mutavazi bir şekilde yani siyasete nezaket getirip yani güzel bir şekilde rahmetli babası gibi istikamette ilerlemek vaat ediyordu. İttifaka girdiğin için tepki olarak vermedi. Tabii ittifaka girdiği için ben tepki gösterdim. Çünkü niye tepki gösterdik? Biz adliyenin yanında biz imza toplayacağız diye beklerken biz ikinci gün olmuş. Biz 100.000'e yaklaşmış imzası ikinci günde ve karar birleşme kararı alınmış. Yani biz de dedik ki ya önceden birleşecektin ya da tek başına girecektin seçime. Biz tek başına girmesinden yanaydık. Sebebi de yani alternatif olarak ortaya çıkıyordu. Evet. Çünkü çok ağır iyi oy alacak. Tabii çok ağır eleştirileri vardı. Çünkü haklı yere aynı rahmetli babası gibi çok güzel eleştirileri vardı. Bir de vaat ettiklerini yapabilecek bir liderdi. Yapardı yani. Çünkü aynı zamanda Devlet-i Revalet Türk mühendisi. Yani genç bir lider. Yani kafası da çalışıyor. Bir de hiç kimseye hakaret etmiyor, küfretmiyor, kötü bir söz söylemiyor. Sadece yapacağı projeleri anlatıyor. Çare ne peki abi? Şimdi ne olacak? Şu anda emekli en düşük 10.5 alacak. Evet. Memur emeklisi en düşük 16.000 alacak. Şimdi ben şöyle bir olay var. Ben bu şu andaki durumu ben 6 sene öncesinden görmüş biriyim. Ben 6 sene önce ben arkadaşlarıma anlatmışım. Demişim ki öyle bir gün gelecek. Bugün çok yakın. Asgari'de çalışanın aldığı maaş ev kirasını ödemeye yetmeyecek. Borç para aramak zorunda kalacak dedim. Bugünler yakın bana dediler ki ülkeyi iyi yönetiliyor. Bundan iyisi mi var? Ben dedim ki arkadaşlar siz dedim iyi göreceksiniz. O günler dedim çok yakın. Çünkü sebebi belli. Niye belli? Eğer faize ve vergiye dayalı bir ekonomik sistemde bir ülke yönetiliyorsa üretimden uzak bir yerde gelecek bir patlak verecek. Yani çok büyük bir açık meydana gelecek. Bu açığı da alt tabakadan kapatmaya çalışacaklar. Yani bu gerçekleşti. Şimdi şöyle bir olay. Vergi zenginlikten alınır normalde. Zenginlikten alınır. Vergi kazançtan alınmaz. Bir insan iş yeri açmış. Kazanıyorsa ev alacak. Kazandı mı ikinci ev alacak, araba alacak, arabasının modelini değiştirecek kazandığı zaman. Yani kazancı buradan belli oluyor. Yani bunlar yoksa kazanamıyor demek, o esnaftan vergi alınmaz. Ondan sonra zaten emekten vergi alınmaz. Bugün asgari çalışan... Asgari ücret. Tabii. Yani emekten vergi alınmaz, çalışandan vergi alınır. Şimdi asgari ücretten, emekliden kesinti mi yapılır? Zaten en düşük maaşlar. Bu adama sen kesinti yaparsan, hak ettiği şekilde maaşı vermezsen, şimdi senin halkındır. Halkına değer vermediğin buradan ortaya çıkıyor. Bugün biz mesela ben çocukluğumda Tayyip Erdoğan yanındaydım yani. Ben dedim ki hatta bir genel merkezden birine dedim ki bana dedim 25 sene önceki Tayyip Erdoğan'ı getirin ölünceye kadar oy verin. Ama ben o zamanki Tayyip Erdoğan'ı isterim dedim. Şu haliyle dedim ben beğenmiyorum. İBB başkanlıkken. Tabii İstanbul Belediye Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Ama niye? O zaman elde etmiş olduğu bir başarı vardı belediye başkanlıkken. İstanbul'un su sorunu çözdüğü. Çöp sorunu çözdü, Haliç'i pırıl pırıl koydu, evet. Kokudan geçilmezdi ama o zaman bir farklıydı, sonradan farklı oldu. Etrafındaki yanlış isimler yuvalandı etrafına ve Tayyip Erdoğan bozuldu. Peki Çare ne abi, şimdi 5 yıl seçim, 4,5 yıl sonra seçim olacak bir daha. Ekmekten özel tüketim vergisi alınıyorsa şimdi, bir iş bitmiştir. Çare şu var. Ekmek özel tüketim, ben şu, tüketime giriyorsa bitmiştir. Şunu söyleyin, eğer şu bozuk olan ekonomik sistem değişmezse en kral adamı da bu ülkenin başına dik.
bozularak devam eder durum. Yani iyileşme olmaz, düzelme olmaz. Çare sistemde, bozuk olan ekonomik sistemde biz acilen üretime dayalı ekonomik sisteme dönüş yapmak zorundayız. Eğer dönüşüm yapamazsak aynı bu sıkıntı devam edecek katlayarak. Çünkü şöyle bir düşündüğümüz zaman Çin, dünyaya şu anda ekonomi dökme diyor Çin. Niye? Üretimde. Girmediği piyasa yok Çin'in. Bugün İsrail ekonomik olarak dünyayı ele geçirmiş. Ekonomik anlamda yani. Bugün parasal gücü var. Her tarafı satın alıyor. Şimdi İsrail'in sıkıntıda bir vatandaşı yoktur yani, zannetmiyorum. Ondan sonra İsviçre bugün baktığımız zaman Norveç, tabii o ülkeler mesela çok güzel ekonomik durumları. Bugün Türkiye'ye baktığımız zaman bir insan 350 liraya 400 liraya çalışıyor. Yani euroyla, dolarla şey yaptığın zaman. Bugün bizim halkımızın bu durumda olması mı gerekir? Yani biz kendi kendimize sorgulamamız lazım. Şimdi şöyle bir olay var. Bunu hak ediyor mu halk? Kesinlikle hak etmiyor. Ha, seçtiği sürece hak ediyor. Çünkü ne diyor? Hak ettiğiniz şekilde yönetilirsiniz. Yani evet. Halkımız istiyor ki böyle yönetilmek. Yani oy vermeye devam ediyor. Ha şimdi şöyle bir olay var. Bir insan kendini düşünecek, geleceğini düşünecek, torun çocuğunu düşünecek, torunlarını düşünecek. Ona göre oy verecek. Ha bunları düşünmüyorsa oy vermeye devam eder. Bizim rantiyeci iş adamlarıyla yarışacak bir durumumuz yok. Çünkü onlar katrilyonlarca para aktarıyor kasalarına. Evet. Biz bunun farkındayız. Bizden kesilen, bize reva görülmeyen o paralar, o maaş farkları onların cebine gidiyor, onların kasalarına. Yani rahmetli Erbakan hocamız bu durumu güzel anlatırdı. Derdi ki, hortumun bir ucunu alt tabakanın cebine kattılar, zenginin cebine para pompalıyorlar derdi. Bu durumu çok güzel anlatırdı. Aynı sistem, aynı düzen. Erbakan hocam Refah Yol Hükümeti'nde geldi, milletin durumunu 11 ay içinde düzeltti. Şu anda herkes dua eder. Niye dua eder? Çünkü 11 ay içinde asgari ücrete %65 enflasyon var. Evet. %117 artış yaptı. Evet. Memur aşçıya %100 civarında. Bağkur emeklisi çok düşük halde %300 artış yaptı. Yani şöyle bir olay baktığımız zaman şimdi bugün Erbakan Hoca'nın talebesi bu da diyenler. Erbakan Hoca'nın talebesi mi acaba şu anda? Milli Görüş gömleğini çıkarttı mı üstünden? Çıkarttı. Çünkü bizim bugün baktığımız zaman bugün Suriye işgal edilmeyecekken biz isteyerek veya istemeyerek işgal edilmesine neden olduk yani. Bugün biz barışı sağlamak yerine biz tuttuk Suriye'de ABD'nin yanında yer aldık. Bunlar çok yanlış şeyler yani. Körükledik mi? Tabii. Yani bugün Allah muhafaza bugün Müslüman Müslümanla savaşması hoş bir şey değil. Bugün bütün Hristiyan devletler bir araya geliyor. Bir Müslüman devleti işgal edeceklerinde Müslümanlar da birbiriyle düşman. Paramparça. Peki bu düşmanlığı yayan kim? Sağlayan kim? Mezhep çatışmaları bugün Müslümanı Müslümanla ne alıp veremedi olabilir. Ama işte maalesef fitne tohumlarını ektiler aramıza. Müslümanlar... Abi Kerbela'dan bu yana Orta Doğu'da zaten hiç barış gelmedi ki. Hiç barışın geldiği bir zaman var mı Kerbela'dan sonra? Yok. Bir düşünelim. Şimdi bir tek şey döneminde barış geldi. Rahmetli Necmettin Erbakan Hoca dönemimizde 50 tane İslam devletini bir araya getirdi. Bugün İran düşmanımız denildi. İran bizim yanımıza geldi Erbakan hocamız döneminde. Ve aman hocam dediler, Türkiye önderliğinde biz hazırız toplanmaya. 250 tane İslam devleti bir araya geldi aslında ama 56 tane güçlü devlet yeter dedi Erbakan hocamız. 50 tane ekonomik anlamda, ondan sonra şey olarak nüfus olarak kalabalık, ekonomik anlamda askeri olarak güçlü. 56 tane İslam devleti yeter dedi. 56'ımız bir araya geldiğimiz zaman D8'i kurdu o zaman Erbakan hocamız. Hiçbir tane İslam devleti işgal edilemeyecek dedi. Yani biz D8'i kurduktan sonra dedi. Bu ne demek şimdi? Bir de bir sözü var. Biz dedi bütün İslam devletleri kendi paramızdan vazgeçeceğiz. Ve İslam dinarında dedi birleşeceğiz. Bizim dedi ortak para birimimiz İslam dinarı olacak. Böylece dedi dünyanın en değerli para birimi İslam dinarı olacak dedi. Yani dolar, euro dedi bizim piyasalarımızda değer kazanamayacak dedi yani. Çünkü İslam devletleri kullanmayacaktı dolar, euro o zaman. Ama maalesef biz bu duruma geldik. Yani ben gerçekten biz Türkiye'nin şu jeolojik durumuna bakıyorum. Ben yeraltı zenginliklerine bakıyorum. Ve içinde bulunduğumuz duruma, getirildiğimiz duruma çok üzülüyorum. Yani İyi de abi şimdi Suudi Arabistan'a bakıyorsun. Evet. Amerika'nın kontrolü altında. Öbür tarafta Libya'ya bakıyorsun. Amerika'nın boyunduruğu altında. Hepsi aynı şekilde. Birisi Rusya'nın, birisi Çin'in boyunduruğu altında. Nasıl bunlarla bir birlik içinde olacaktık ki biz? Zaten Osmanlı zamanında da bize ilk kurşunu sıkanlar İngilizlerle birlikte bunlar değil miydi? İngilizler, doğru. İngilizler. Ama Abdülhamit'i deviren İngilizler zaten. Niye? Kiminle işbirlik yaptılar? İlk önce Abdülhamit'i Osmanlı İmparatorluğu'nu İngiltere çok büyük bir borcun altına sokuyor. Evet. Yani yıkılış planlarını hazırlıyor borçlandırarak yani. Ondan sonra da etrafına kendi paşalarını yerleştiriyor. Kendi adamlarını yerleştiriyor Abdülhamit'in sağını son çevreliyor. Ve Abdülhamit'i
bir şekilde deviriyor yani. Ne yapıyor, ne ediyor? Borçlandırarak, ondan sonra kendi adamlarını sokarak İngilizler deviriyor Abdülhamit'i. Ondan sonra zaten bizim Türkler yani sürekli sıkıntı çekiyor. Osmanlı İmparatorluğu çöktükten sonra. Bugün 617 sene dünya hükmeten süper bir güç, süper bir devlet ve geldiği durum. Yani işte İngilizler, bugün İngilizler bakıyor şöyle İslam topraklarına, bugün en değerli mesela Afrika elmas madeni yatakları bakımından çok zengin bir devlet. Fransızların elinde. Tabii tabii, Fransızlar sömürüyor, İngilizler sömürüyor. Evet. Yani bugün Arap devletlerin çoğunu İngilizler sömürüyor zaten. Evet. Bugün Türkiye'de ne yapıyorlar? Dışarıdan işgal edemeyeceklerine göre ne yapıyorlar? Ekonomik onları olarak kullanıyorlar, sıkıntıya sokuyorlar. Yani bağımlı hale getirerek. Bugün biz, bugün ekmek hızla 10 liraya çıktı mesela. Neden? Buğday dışarıdan geliyor, Rusya'dan geliyor, Ukrayna'dan geliyor. Bugün biz buğdaya kadar muhtaç hale geldiysek oralara, yani vay halimize. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.